eleştiri, suçlama, sitem varsa, şikayet varsa adam yok. Duymayan bir adam var, dinlemeyen bir adam var. Adamı kaybedersin sen. Adam söylediklerine kapanır. Dinlemez seni. Otonom sinir sistemi çok hassas. Bak, otonom sinir sistemi suçlama, eleştiri varsa, sitem varsa kapanıyor. Artık beni sevmiyorsun, ilişkimizi romantizm yok, hediye almıyorsun. Bak şimdi, devamlı sitem ediyor. İşini benden daha çok seviyorsun. Şimdi bunları söyleyince adam zaten söylüyor bunları. Ben biliyorum. Şimdi kadın şunu yapmalı. Yapmadığı şeyler konusunda erkeği eleştireceğine, tamam mı? Yapmadığı şeyler ne yapıyor? Sen sarılıyorsun, sarılıyorsun peş peşe. Onun yerine isteklerini söyle ya. Tamam mı? Ne istiyorsun? Senin derdin ne ya? Bunu söyle. Suçlamadan söyle, sitem etmeden söyle, iğnelemeden söyle. Güzelce söyle. Yani burada üslup hatası var. Yani sitem olarak değil, istek olarak söyle. Şimdi bunu yapması lazım. İki, doğru zamanda söyle. Şimdi erkeğe neyi nasıl vereceğin de çok önemli. Bak, doğru zaman. Şimdi adam yorgun, sinirli, başka şeyle kafası dolu. Sen geliyorsun yanına söylüyor. Olmaz. Ters teper bu. Şimdi erkeğin ilk söylediği hayır, hayır anlamına gelmez hocam aslında. Sen onu düzgün bir üslupla söylersen evet'e dönecek o. Şimdi Belli görmüyor belli onu bak. belli belli. Senin eşin bunlar hep evet'e çevirmiş, her şeyi kendi üstüne yaptırmış Tabii yani. kurnaz. Olayı çözmüş hocam. Şimdi mesela kuyumcunun önünden beraber geçiyorlar. Bak, kuyumcunun önünden geçiyorlar. Tamam mı? Aa, kadın diyor ki şu tek taş ne kadar güzel. Keşke diyor bunu bana alsaydın. Manyak mısın sen? Nasıl alayım? Zaten benim param yok. Bak şimdi. Gerçekten parası yok adamın ve alamayacağı için onu söylüyor. Doğru. Ama adam şunu dese, hayatım, inan param olsa ben sana onu almaz mıyım? Hatta tek taş değil, çift taş alırım. Beş taş alırım. Alırım ya. Şimdi görüyor musun? Aslında o tepkiyi niye veriyor adam? Gerçekten parası yok. Ama söyleme tarzı. Bak, bu da yanlış. Ama kadın için de yanlış. Yani sitem ederek, başına kakarak, suçlayarak onu yapamazsın. Şimdi adam çoraplarını uygunsuz yerlere bırakıyor. Yanlışı yakalıyoruz biz. Hayır, güzeli yakala ya. Hep yanlışı yakalıyor. Adam bir defa hatayla nasıl olduysa almış o çorapları, kirli sepetine atmış. Hemen yanına gider akıllı kadın. Yanağına bir öpücük. Adam sapıtır. Ne oldu ya? Hayatım, çöp sepetine çoraplarını atmışsın. Beni çok mutlu ettin. Ne? Şimdi bak, o adam atmaya devam eder hocam. Bak, o kadar önemli bir şey ki bu. Bak, çocuklarımız için de, herkes için geçer. Hocam, bu Carnegie var. Dünyanın en zengin adamlarından. Andrew Dave Carnegie. Carnegie. Andrew Carnegie. Andrew Carnegie hocam. Andre. İskoçyalı. Milyon dolarlık adam ve altında 23 tane milyon dolarlık adam çıkarmış hocam. Altında çalışanlardan. Tamam mı? Diyorlar ki, bunu diyorlar, nasıl başardın sen? Yani hadi sen, tamam, çok zenginsin ama altındakileri de çok zengin insanlar haline getirdin. Nasıl yaptın bunu? Ben diyor ki, her insanı içinde hazine olan bir cevher olarak görürüm. Onlardaki pislikleri ayıklar, güzellikleri çıkarmaya çalışır. Vay be, Eksik, vay. hata, kusur değil. Ben güzelliklerine odaklanırım, iyi özelliklerine odaklanırım, yapabileceklerine odaklanırım, potansiyellerine odaklanırım. Ve onlar o hale gelir diyor. Elmas haline gelir. Aynı şeyi yapan insanlar olmamız lazım. Eğitimde de böyle olmamız lazım. Yönetimde de böyle olmamız lazım. Evlerimizde de böyle olmamız lazım. Bunu başarmamız lazım. Evet. Eşimizin yani yanlışlıklarını böyle onun yüzüne vurup eleştirmek, suçlamak yerine onun içindeki güzelliklere odaklanıp onları çıkartıp çoğaltmamız lazım. Öyle mi hocam? Tabii bir de sinirliyken, yorgunken, stresliyken, bak erkeklerin, bak diyor mu, otonom sinir sistemi hassas. O devreye girmeden duymuyor o zaman. Yani onun sakinken ya da mesela freni patlamış kamyon gibi değil. Adamın üstüne gelme öyle. O zaman kriz görüyor, stres görüyor, sıkıntı görüyor. Sen sakin gel. Hayatım, bir dakikanı alabilir miyim? Bak şimdi sitem yok, şey yok. O al karşına, ondan sonra konuş.
Anladınız mı? Yani bu üslupla eğer yaparsak o zaman sonuç alırız. Yoksa olmaz. Evet. Anlattığımızı duymuyor zaten adam. Hayatım, site bir bakar mısın? Böyle mi olacak hocam? Evet böyle. Süper. Ocakta süt var, taşabilir, bir bakın ona ne oldu ya, yanar belki. Şimdi hocam, demek ki eleştirmek ve suçlamak karşıdaki kişinin içindeki Kapanmasına neden oluyor hocam. güzeli uyandırıyor. Yani ona güzel sözler söylemek içindeki uyan güzeli uyandırıyor. Uyandırıyor. Evet bu bak eğitimde de geçerli. Evet. Görüyorsunuz yönetimde de geçerli. Bu her yerde geçerli. Eleştirme, suçlama insanları daha iyi hale getirmiyor hocam.